Bugün ciddi anlamda zor bir süreç. Özellikle ülkemiz için zor bir süreç. Maddi yükünü bırak ülkeye. Manevi yükü zaten tartışılmaz. Ama bilmiyorum artık ne olacak. Ben 99 depremini de yaşadım arkadaşlar. O zaman da ciddi sıkıntılar çekmiştim. Ama bu seferki tabii ki ülkemiz için daha sıkıntılı. Hele şu soğukta, şu karda, şu kışta böyle bir şeyin olması. Umarım oteller yardımcı olur. Umarım oteller kapılarını açar. Umarım bu iş çadırlarla sonuçlanmaz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok zor. Yani bu işin çadır kısmı inanılmaz zor. İnşallah çadırlarda geceleri geçirmezler. Geceyi geçirmezler. Umarım belediyeler sponsor olanlarını açmıştır. Oralara kumanyaları ve döşekleri atmışlardır, yorganları. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın başı sağ olsun diyorum. Söyleyecek laf bulamıyorum arkadaşlar ya. Gerçekten söyleyecek laf bulamıyorum. Çok canım sıkkın. İçim yanıyor, içim acıyor. Ya şu soğukta olacak iş değil. Ya bunun tabii ki yazı kışı yok. Sıcağı soğuğu yok. Ama ne diyeyim abi, ne diyeyim ya, ne diyeyim? Ne diyeyim? Gerçekten ne diyeyim ya? Geldi mi de üst üste geliyor anasını sattığımın sıkıntıları. Oradaki analar, babalar, çocuklar evsiz kaldıklarına mı yanarsın? Anasız babasız kaldıklarına mı yanarsın? Yetim kaldıklarına mı yanarsın? Of. Of ki of. Vallahi sırf sıkıntımdan içimi dökmek için şu videoyu çekiyorum. İnşallah daha fazla can kaybı olmadan bu süreci atlatırız arkadaşlar. Tek temennim, tek duam bu şu anda. Umarım çok fazla bir can kaybı olmaz arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç çünkü. Ne diyeyim arkadaşlar, ne diyeyim yani. İşler acız. Başka söyleyecek laf da yok. Hadi arkadaşlar. Hepimizin başı sağ olsun. Herkese geçmiş olsun. Vatanım, milletim için de hayırlısı mı olsun, nesi olsun bilemiyorum ama eminim devletimiz, milletimiz bunun da üstesinden gelecektir arkadaşlar. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Of of.